hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok tatlı bir mozaik çalışması yapacağız. Bu tarz videoyu isterseniz alt yorumuna yazabilirsiniz. Çünkü daha aklımda çok daha güzel fikirler var. Bu dün akşam yaptığımız mozaik ürünü yılbaşı ağacı konseptinde yaptık. Yılbaşı geldiği için. Dün gece yaptığım ve uyumadan önce yaptığım bir alıştırma olduğu için çok kötü oldu. Kardeşimle yapmıştık. Şöyle hatta göstereyim, simetrisi çok bozuk, taş arasında çok fark var ve fazla tuzak kullanımında burada görebiliyoruz ve taşlar yumuk yumuk, çok kötü. Ama şimdi yapacağım seramiği çok az spoiler veriyorum ve gösteriyorum. Hazır mısınız? Evet, sanırım azıcığımı gördünüz. Bunun sadece şu taşları biraz daha açık renk olanı ve daha güzel olanı. Gerçekten simetri açısından baya uğraşmışım şu an bir daha baktığım zaman da. Dediğim gibi yapılışını göstereceğim. Bunu dün akşam yaptık. Bunu da şimdi yaptık. İlk çalışmam diyebilirim yani. Bu ürünleri nerede kullanabileceğinizi açıklamak istiyorum. Bu ahşap bir malzemenin üstüne yapılmış. Böyle ahşap malzemenin üstüne yapılmış mozaik parçaları. Taşlarımız böyle. İşte dikdörtgen olsun, misket şeklinde olsun, ayna olsun. Böyle bayağı bir taş malzemesi kullandım. İlk gittiğimizde böyle bir 500 lira tutar sanıyordum. Ama 100 lira tuttu bu ikisinin malzemeleri. Ve dediğim gibi ahşabın üzerine yapıştırıyorsunuz. Normal beyaz tutkalarıyla yapıyorsunuz bunu. Ve bunu yaptıktan sonra işte odanıza koyabilirsiniz. Soluna annenize hediye edip verebilirsiniz. Her yerde kullanabileceğiniz bir ürün yani dekorasyon ürünü var. Bayağı güzel yani, ben çok seviyorum. O zaman videoya geçelim ve bu dekoratif ürünü nasıl yapacağımızı görelim. Bu arada bu ürünü oda turunda görebilirsiniz. Yine küçük bir spoiler ipucu. O yüzden hadi artık videoya geçelim ve nasıl yapmışım görelim. Necim, ben yılbaşı ağacını ayarladım. Bir de tutkallarınız mı? Bir de mayonez. Şuraya koyayım hemen. Kullandığım camlar burada bronz, burada normal cam, burada işte taşlarım lacivert, burada kahverengi. Yani böyle küçük farklılıklar var. Aynı zamanda buradaki şeyleri daha simetrik yaptım. Dün gece uyumadan önce yaptığımız için kardeşimle pek becerememiştik. O yüzden de dün akşam yaptığımız böyle bayağı bozuk olmuştu simetrik açıdan. Gördüğünüz gibi buralar hep yamuk yumuk. Bu yüzden ben de bunun önce bir küçük
küçük çubukla tutkalı sürüyorum. Tabii çok sürmemeye çalışıyorum. Sonrasında da yine başka bir çubuk ile böyle alttan ittiriyorum ve düz olmasını sağlıyorum. Bu şekilde hem daha düzgün oluyor hem de yani ne kadar taş lazımsa o kadar kullanmış oluyorum. Mesela burada çok fazla aralarda boşluk falan var aynı zamanda. O yüzden de böyle oldu biraz. Böyle. Dediğim gibi ama bunu ben kendi açımdan söylüyorum. Daha çok beğendim. Şimdi son katı yani son şeyi geçiyorum. Son kez taşlarımı koyuyorum. Böyle önce bir tutam alıyoruz. Sonra da şu şekilde çaprazlama koyarak yayıyoruz. Böylelikle fazlalık olduğu zaman da fazlalığı almış olacağız. Biraz daha bastırırsak eğer. Sonra böyle. Badana yaparmışçasına. Böyle. Hem ne kadar lazımsa o kadar kullanmış oluruz. Hem de dediğim gibi çok malzeme kullanmadığımız için de taşlarımız daha düzgün. Böyle pişirmiş olmalı. Taşlarımdan geçeceğim. Öncelikle dikdörtgen taşlarımız var. Sonra aynı renkte biraz daha saydam olan bu kare taşlarımız var. Sonra bitmiş olan şu miskete benzeyen taşlarımız var. Aslında bunlar tam olarak taş şeklinde. Sonra şurada gördüğünüz demin gösterdiğim kare şeyin açık renkleri var. Kare taşların daha bir ton, iki ton daha açık rengi olan taşlar var. Ve son olarak da aynalarımız var. Bunlar cam değil, bildiğiniz ayna. Böyle. Çıt çıt tekniğiyle kesilmiş aynalar. Dediğim gibi son katımıza geçiyoruz. Sonra akşamdan bırakacağım. Sabaha kadar bütün şeyler kurumuş olacak. Dikkatlice son katımda koyuyorum. Parmağımla da yine en düz yapabileceğim şey de yapıyorum. Sonra da zaten çubukla da geçiyorum üstünden. Evet. Parmağımla da biraz yaydırıyorum bazen. Böyle koyuyoruz. De tahtamız ile iyice düzleştiriyoruz arkadaşlar simetrisinin bozulmaması için. Aslında böyle çok simetrik bir insan değilimdir. Ama ilk defa yapıyorum bunları. Yani şu birinci işte. Bu da ikinci. O yüzden yapabildiğim kadar en düzgününü yapmaya çalışıyorum. En güzelini yapmaya çalışıyorum. Son taşımızı da şöyle koyuyorum. Evet. Şuralar biraz boş kaldı. Oralar için de ne yapabilirim diye düşündüm. Şunlardan koyacağım biraz. Çünkü oraların boş kalmasını istemiyorum. Evet. Böyle gayet simetrik, gayet düz. Muhteşem. Doğa harikası. Ejin harikası. Evet. Son taşımızı koyuyoruz. Yılbaşına uygun odam için yaptığım bu dekorasyon mucizesi. Yılbaşı ağacımızı da bitirmiş olduk. Bir tanesini odama, bir tanesini de salona ya da koridora koymayı düşünüyorum. Bitirdim. Ah, çok konuştum. Ama bayağı güzel oldu. Şimdi yapmanız gereken tek bir şey kaldı. Bu alt deneyini yapıştıracağız. Ve tutkalda bol bol yaptık. İki kutu, şöyle mayonez kutularına koyulmuş tutkallarımız vardı. Bir kutu bile bitmedi. Yani düşünün bir kutu, yarım kutu. Sürdü ki bunlar çok küçük kutular. Evet. Son aşamayı da yaptık şu an. Taşlar düşmeye çok müsait. O yüzden yatık bir biçimde. Kurumaya bırakacağız. Çünkü 5-6 saatte kuruyor. Hatta 7-8 saatte de bulabilir. Bunu biz gece bıraktık. Sabaha kadar kurumuştu. Ama dediğim gibi 7-8 saatte en fazla kurur. 5-6 saatte de kurabilir. Böyle aynalı, güzel. Çok çok beğendiğim bir kendim örmek gibi olmasın. Ama ilk mozaik çalışmam olduğu için benim için değeri ayrı bir yerde. Evet, o zaman videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bugün sizin de gördüğünüz bir şekilde bu çok beğendiğim yani kendi açımdan çok beğendiğim bu bir oda dekoru.
yapmış olduk. İster odanıza, ister annenize hediye edin, o mutfağına koysun, salonuna koysun. Anneniz altın günlerinde, normal günlerde kullanabilir. Altın gün demeyeyim de normal gün yapıyorlar ya. Benim annem de yapıyor. Mesela haftaya yapacak. Koyacağım salonun köşesine, muhtemelen ben okulda olacağım. Koyacağım salonun köşesine böyle. Annem diyecek ki, bunu benim kızım yaptı. Evet, böyle diyebileceğimiz bir ürün. Hem maliyeti çok pahalı değil, toplam 100 lira tuttu. Hem de yani dediğim gibi güzel bir ürün. Hem kendiniz yapmış oluyorsunuz, hem bayağı güzel olmuş oluyor. Bayağı güzel yani, ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları istiyorsanız alt yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü bunun şey içinde alanı da yapacağım. Böyle camdan çerçeve yapmayı düşünüyorum. Ve o çerçeveyi işte bu seramik camlardan yapmayı düşünüyorum. Şu ayna olabilir, boncuk olabilir. Ya da normal taş da olabilir. Aslında bu taşların çok fazla çeşidi var. Yani karesi var, üçgeni var, düzü var. Sadece biz 4-5 çeşit aldık şu an ama bir 50 tane çeşidi vardır muhtemelen. Yani o kadar olmasa da bir 20 tane vardır kesin. Evet böyle yani çok konuştum. Biraz gezeyim bu aralar. Neyse kusura bakmayın. Yine çenemiz.